Zor günler geride kalmıştı. Bahar dolu yeni bir hayat başlamıştı. Ve o sırada şair diyor ki, bu şiir böyle doğarken dost elin elimdeydi. Sen bir zümrüdan kaydın, elim tüylerine değdi. Sevda duvarını açtım, sendeki bu tılsım neydi? Güzel dostlar, bazen zor günlerin olur ve yanında bir dost olur. O dostla beraber bir yolculuk yaparsın. Ne yollar açtık, ne badirelerden geçtik dersin, çölleri geçersin. Bir nehir gelir, çölde kayboluyor. Çölde kaybolacağız, bunu anlatmıştık bu yıkıyı biliyorsunuz. Nehir dağları, taşları aşıyor. Bir çöl onu yutuyor, o sırada bir dost eline ihtiyaç var. Bir dost gelecek ve seni kurtaracak ve ama bu dost neydi? Ne diyor? Sen bir zümrüdan kaydın, elim tüylerine değdi. Ya dost nasıl zümrüdan kaydı? Neydi ki bir zümrüdanka? Hani biliyorsunuz zümrüdanka arkadaşlar efsane kuş. Öyle bir efsane ki tüm hayvanlarla savaşıyor, kurtlarla, aslanlarla boğuşan ve tüm kuşlara sıkıntılarda kurtulan efsane kuş. Tabii şu anda zümrüdankayı anlatmayacağım. Konu bu değil arkadaşlar. Çünkü zümrüdanka'nın hikayesini çok güzel bir şekilde, ayrıntılı şekilde anlatmıştık. Buradan takip edebilirsiniz. Onu izlemek isterseniz. Dost nasıl zümrüdankaydı? Nasıl elim tüylerine değdi? Biliyorsunuz kuşlar, böyle ümitler kesilmiş, dedikodular yayılmış. Anka kuşu ölmüş, anka kuşu ölmüş diye. Ama bir gün bir haber geliyor. Onun bir tüyü bulunuyor ve deniyor ki zümrüdankanın bir tüyünü bulduk. Ve birdenbire tüm kuşlar yeniden ümitleniyor. Yüz binlerce, milyonlarca kuş yola çıkıyor. Ne için? Zümrüdankaya ulaşmak için. İşte zümrüdanka da aslında arkadaşlar sonundaki aldığımız mesaj neydi? O kendi kafesine giriyor ve orada efsaneye göre yanarak ölüyor. Ve yanarak öldükten sonra küllerinden yeniden doğuyor. Yeniden doğmak. Zümrüdanka demek yeniden doğmak. Kendini yeniden doğuruyorsun. Yeniden doğuruyorsun. Denir ki arkadaşlar 3 tür doğum var. Birinci doğum, kendi annemizden doğumumuz. Normal, biyolojik doğumumuz. Ve oradayken de mesela bebeğe sorsak, bebek nasılsın? Son derece rahat. Yan gelmiş yatıyor, yemek bile yemiyor. Yani o kadar rahat ki hiçbir şey düşünmesine bile gerek yok. Hayatta ne düşünürsek o başımıza gelir diyoruz ya, orada düşünmeye bile gerek yok. Son derece rahat, sıcak, keyifli. Doğacak ya mesela o sırada anne karnında birisi dese ki ona, ya burası çok dar, buradan çıkman lazım dese belki diyecek ki ben çok rahatım canım, niye çıkayım ki? Dünyanın güzelliklerini, zenginliklerini göremediği bir yerde yaşıyor. Orada ölüyor ki burada diriliyor. Yani anne karnında, anne rahminde ölüyor ki dünyada doğuyor. Ve o sırada onun doğumunda anne bir acı çekiyor. Sancı çekiyor. Çünkü yeni bir doğum var. Bunu bir tohum gibi düşün. Tohumun kabuğu gibi. Yani tohumun kabuğu tohumu korur, koruması gerekir. Ama o tohum verimli toprağa atıldığında, o tohum çıkmak istediği zaman kabuğun kırılabilmesi lazım. Kırılmayacak kadar sert olduğu zaman o tohumun ölümü olur. Doğumu değil, ölümü olur. Anne karnındaki bebek de arkadaşlar orada ölüyor, burada doğuyor. Bu birinci doğumumuz. İkinci doğumumuz da güzel dostlar. Kültüre, dile ve çevreye doğum. Nerede doğmuşsak oranın kültürünü alıyoruz, oranın dilini öğreniyoruz, oranın çevreye göre şekilleniyoruz. Aslında bunu bilirsiniz. Çok anlattık, çok konuştuk. Ne diyoruz? Bilinçaltı, zihnimiz, bize verilenler. O bu defa bize bir sınırlama yapıyor. Yani şöyle diyebiliyorlar değil mi? Yapamazsın, edemezsin, çatamazsın. Ya sen kimsin de şiir yazacaksın, şair olacaksın, sanatçı olacaksın. Sen kimsin de üniversite okuyacaksın, sen kimsin de kariyer yapacaksın. Kültürümüz, bir çevremiz bunu bize verebilir. Yine anne rahmi gibi orada da bu defa kültürün bir rahmi, kültürün bir hapishanesi sınırlaması oluyor bize. Birinci doğumumuzda anne rahmi bizi çerçeveliyordu ya, bu defa da kültürümüz bizi çerçeveliyor. Onun rahmindeyiz bu defa, kültürün rahmindeyiz. Bizim kendimizi bulmamız için tıpkı anne rahminden çıktığımız gibi kültürden de çıkabilmemiz önemli, çevreden de çıkabilmemiz önemli. Orayı aşacağız ki çevreyi, zamanı, mekanı aşacağız ki gerçek sen ortaya çıksın. Oradaki kabuk da sertse bu defa tohum orada ölebilir. Tohumun kabuğunun zamanı geldiği zaman kırılabilmesi lazım. Üçüncü doğum da güzel dostlar, manaya doğum. Zihninden, egondan, çevrenden kurtulup evrenle bir olma doğumu. Bu hayattaki geliş rolünü fark etme ve kendi hayatın rolünü oynama zamanı. Manaya doğma. Ve tabii güzel dostlar, tüm doğumlar ne oluyor? Biraz sancılı oluyor, biraz sıkıntılı oluyor. Şunu diyebilirsin, ya ben doğmayayım ya. Ya manaya niye doğayım ki işte? Bu zihin bize verilmiş, bana anlatılan, babamdan gördüklerimle, annemden gördüklerimle yaşıyorum işte yani. Doğmayayım yani. Niye manaya doğuyorum? Neden illaki bir sıkıntı, acı çekeceğim de manaya doğuyorum? E doğma. Manaya doğma. Ne olur ki manaya doğmasın? Bilirsiniz, çok bilindik bir hikaye var. Tavuklar ormanda gezintiye çıkmışlar. Gezintiye çıktıkları sırada bir kartal yuvasına denk gelmişler. Ve bakmışlar ki orada bir kartal yumurtası var. Gezintiye çıkan tavuklar o yumurtayı çalmışlar. Kendi kümeslerine getirmişler. Bir müddet sonra tavuklardan birisi
kuluçkaya yatmak istemiş. Tavuk yumurtalarıyla beraber kuluçkaya yatmış. 21 gün sonra arkadaşlar yumurtalardan civcivler çıkmaya başlamış. Kartal yavrusu da orada. Ama enteresan. Yani gagası daha büyük, daha iri bir tavuk. Anne tavuk arkadaşlar. Öyle güzel bir yavrusu olduğu için yani nasıl gururu, nasıl egolu. Tabii anne tavuk bu defa özenle yetiştiriyor değil mi arkadaşlar? Herkesi yetiştirdiği gibi. Yani kendi kültüründe ne varsa, kendi dilinde ne varsa yavrusuna onu söylüyor. Bu kediden kaçacaksın. Bu teyze geldiği zaman buğday verir. Onunla beraber ol. Bak bizim kümesimiz burasıdır ama şu civardan ayrılma. Ne biliyorsa, kültürü neyse onu veriyor. Ve zamanla ne oluyor güzel dostlar? Zamanla kartal yavrusunun ebatları değişiyor. Ebatları değiştikçe, görüntüsü değiştikçe biraz egolu birisi olmaya başlıyor. Bakın benim kanatlarım ne kadar güzel, simsiyah. Civar kümeslerden bu tavuğu görmeye gelen tavuklar oluyor. Aslında kartal yavrusu ama çevresine tavuk gibi davranıyor. Tavuk gibi konuşuyorlar. Tavuk gibi telkinler veriyorlar. Ve o da kendisi tavuk olduğunu zannediyor. Bu şekilde telkinler veriyor ama fiziği biraz değişik olduğu için ne yapıyor? Egosunu konuşturuyor. Bakın kanatlarım ne kadar güzel. Ben ne kadar iriyim, ne kadar güçlüyüm. Bir gün gökyüzünde uçan kartallar görüyor arkadaşlar bu kartal yavrusu. Ve annesine diyor ki, anne onlar nedir? Onlar diyor kartal. Onlar kuşların padişahıdır. Aman ha diyor, onlara özenme. Seni paramparça ederler. Anne diyor, ben de onlar gibi uçabilirim ya. Aman ha diyor. Arkadaşlarına gidiyor bu kartal yavrusu. Diyor ki ya biz de uçabiliriz kartallar gibi. Arkadaşlar diyor ki ya sen kim uçmak kim? Vücudun biraz değişik diye kendini bir şey zannediyorsun. Dostlarından destek göremiyor bu kartal yavrusu arkadaşlar. Annesinden destek göremiyor, ailesinden destek göremiyor. Ne oluyor? Tavuk gibi doğmuştu, tavuk gibi büyüdü ve tavuk gibi öldü. Yani manaya doğmasa mı ne var ki? Doğmadı işte manaya. Uçmadı. Bir defa kartal gibi davransaydı belki kartal olduğunu fark edecekti. Ya da kendi içine bakıp kendisinin kartal olduğunu bir defa fark etseydi zaten bir şey yapmasına gerek kalmayacaktı. Emek vermesine, mücadele savaşmasına gerek kalmayacaktı. Bir defa fark etseydi onu. Sen de diyebilirsin. Manaya doğmasak ne var? Doğma. Doğmak istemiyorsan doğma. Arada tavuk olmakla kartal olmak farkı ve fark ediyorum güzel dostlar. Şu an beni dinleyen sizler arasında ne kadar çok kartallar vardır. Ne yapmamız lazım? O çevrenin verdiği hapishaneyi aşmamız lazım. Orayı kırmamız lazım. Oraya kırmak, oradan ölüyoruz ki yeniden doğuyoruz. Yani ölmeden önce ölmemiz lazım. Zihinde ölmek. Bugüne kadar bize verilen tüm veriler, bize toplumun verdikleri, o kabuğu kırabildiğimiz zaman İşte manaya doğmuş oluyoruz ve evrenle bir olmaya başlıyoruz ve birlikle bir olmaya başlıyoruz. Evet arkadaşlar, her ölüm yeni bir doğuştur. Ve bir şeyi öldürürken, bir şeyleri geride bırakırken korkmamak lazım. Yani sen ilkokul bitti ya, ilkokul öldü, ortaokula başlıyorsun. Bebeklik öldü, çocukluğa başlıyorsun. Bir şey ölürken başka bir şey doğuyor devamlı. Mütemadiyen hep böyle. Hep böyle de olacak. Bir kısım şeyleri geride bırakırken arkadaşlar korkmamıza gerek yok. Hatta normal ölümden bile korkmamıza gerek yok. Mevlana Hazretleri ne diyor? Batmayı gördün ya, doğmayı da seyret. Güneşe ve aya batmadan ne zarar geliyor ki? Sen ona batmak dersin, o yeniden doğmaktır. Ve diyor ki güzel dostlar, hangi tohum toprağa ekildi de bitmedi? Mevlana Hazretleri arkadaşlar bizim toprağa konmamız da bir tohum gibi kabul ediyor. Mevlana Hazretleri ne diyor? Bitkiydim, öldüm, hayvan oldum. Hayvandım, öldüm, insan oldum. İnsandım, öldüm, bakalım ne olacağım? Ve biz de güzel dostlar, anne rahminde öldük, dünyada doğduk. Kültürde, egoda öldük, manada doğduk. Mana tarafına doğduğumuzda, evrenle bir olduğumuzda, birlikle bir olduğumuzda, birle bir olduğumuzda bakalım hayat ne tatlı olacak, ne güzel olacak. Simurg'un yolculuğu neydi güzel dostlar? Zümrüt'ten kaya doğru gidiyorlardı ya. Yüz binlerce, milyonlarca kuş yola çıktı ama en son 30 kuş varmıştı. Ve vardıklarında karşılarında bir ayna var. Ve fark ediyorlar ki Simurg 30 kuş demekmiş. Ve fark ediyorlar ki zaten varmaya çalıştıkları kendileri iyiymiş. Simurg'un yolculuğu, yeniden doğuşun yolculuğu, Simurg'un yolculuğu senin yolculuğun, benim yolculuğum, yeniden doğuşun yolculuğu, sana söylüyorum. Ben zordayken ve yepyeni bir hayat başlarken, bu şiir böyle doğarken dostenin elimdeydi. Sen bir zümrüden kaydın, elim tüylerine değdi. Sevda duvarını açtım, sendeki bu tılsım neydi? Taptuk Emre Yunus Emre ne diyor güzel dostlar? Olmaya mı geldin, ölmeye mi? Öldüm de geldim diyor Yunus Emre. Öldüm de geldim. Olmak için öldüm de geldim. Olmak için öldüm de geldim. Ve bizler de güzel dostlar olmak için ölüyoruz. Olmak için geçmiş hep geride bırakıyoruz. Her bıraktığımızda yeni bir doğum. Her bıraktığımızda yeni bir doğum. Hazreti İsa diyor ki ben gideyim ki daha iyisi gelsin. Her geride bıraktığımızda biz hep daha iyiye doğru bir adım atıyoruz. Rusya'da İbrahim isimli bir dost ki kendisi benim kadim dostumdur. Düşünce suçlusu olarak zindana düşüyor. 16 yıl cezası var. 16 yıl. Zindana atılıyor arkadaşlar. Zindan böyle 4 metrekare küçücük bir yer. Böyle 20-30 metre yukarıdan küçük bir ışık sızlıyor. 16 yıl orada kalacak. 16 yıl. Bir gün, iki gün, üç gün. Ne yaparsın ki zindan? Tek başına.
Bir ay, iki ay, üç ay, altı ay, bir yıl, iki yıl geçiyor. Geçiyor ve 4 yıl sonra arkadaşlar, 4 yıl İbrahim, 4 yıl sonra yerde gezen bir karınca görüyor. Hemen elini atıyor, alıyor. Sen 4 yıldır gördüğüm ilk canlısın. Dostum olur musun? Arkadaşım olur musun? İlk canlı. 4 yıldır bir canlı geliyor. Bak sen benim dostum ol. Ben sana diyor bildiğim her şeyi öğretirim. Öncelikle diyor sana bir isim verelim. Senin ismin Tito olsun. İsmin veriyor, sonra başlıyor anlatmaya. Ne biliyorsa bu hayata dair Tito'ya, o küçük karıncaya anlatıyor bildiklerini. Anlatıyor, anlatıyor. 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl. Tabi karınca bu. Onu anlatınca ne değişecek ki? Karşı taraftan gelen hiçbir tepki yok. Karıncayı bulduktan bir 4 yıl sonra diyor ki ben seni aslında eğitirim ama çok vakit alıyorsun diyor. Onun için eğitim bırakıyor. Sonra diyor ki ne işin var ki ya? Alsın vaktimi. Yeniden karıncayı eğitmeye başlıyor arkadaşlar. Yeniden Tito'yu eğitmeye başlıyor. Ve yine bildiği her şeyi anlatmaya başlıyor. Aradan birkaç yıl geçtikten sonra bizim İbrahim Bey uyurken İbrahim diyor bir ses. Kim konuştu? Sağa sola bakıyor. Benim ben diyor Tito, İbrahim. Ah karınca konuşuyor. Yeniden eline alıyor Tito'yu ve yeniden her şeyi anlatmaya başlıyor. Bildiği ne varsa hayata dair, astronomi, fizik, Türkçe, matematik, hoşluk, kuantum, eril dişil her şeyi anlatmaya başlıyor. Ne biliyorsa, tekvandosuna kadar, karatesine kadar, Türk güreşlerine kadar her şeyi anlatmaya başlıyor. Bildiği her şeyi karıncaya öğretiyor ve aradan 16 yıl geçiyor. 16 yıl sonra demir kapı dövülüyor, tak tak tak. İbrahim hazırlan, yarın çıkıyorsun diyor bir ses. Ve gece 3 gibi arkadaşlar zindanın kapısı açılıyor ve İbrahim Tito ile beraber özgürlüğüne kavuşacak. Tito'yu alıyor omzuna koyuyor ve zindanın kapısına geliyor. Zindanın kapısından şöyle bir bakıyor zindanın içine o 4 metrekareye. Hey gidi günler diyor. Ne günler yaşadık ya. Ne güzel günler geçirdik burada. Ama özgürlük her şeyden daha tatlı. Dışarıya çıkıyor ki Rusya burası. Soğuk, kar yağıyor. Ama özgürlüğün sıcaklığının karşısında kim takar soğuğu? Diyor ki Tito ne yapalım? Tito diyor ki bugün diyor felekten bir gece çalalım. Özgürlüğün tadını çıkardım. Gidelim diye bir meyhaneye kafalar çekelim diyor. Rusya sokaklarında arkadaşlar meyhane arıyorlar. Ve bir yerden bir ışık sızıyor. Bir küçük bir pencereden. İbrahim Bey şöyle bir bakıyor pencereden. İçeride 3-5 adam masaya sızmışlar falan, böyle sarhoşlar. İşte barmen hafiften sızmış gibi. İçeriye giriyor İbrahim Bey. Barmenin karşısına oturuyor. Diyor ki bize 2 bira. Barmen şöyle bir gözünü kaldırıp bakıyor. Diyor ki la adam tek kişi niye 2 bira istiyor ki? Aman diye çok umurumdaydı. 2 birayı bırakıyor arkadaşlar. Koyuyor İbrahim Bey'in önüne. Tito'yu alıyor. İbrahim abi bardağın birisini içine bırakıyor. Tito oradan birasını içiyor. İbrahim Bey de normal içiyor ama İbrahim Bey Tito ile sohbet ediyor. Ama bir şey yaptı. Bir karıncayı eğitti ve bunu birilerine anlatması lazım. Birileri göstermesi lazım. Ben bir şey yaptım. Karıncayı eğittim. Kime söylesem ki saat diye sağa sola baktığında barmen diyor bak ben ne yaptım. O sırada arkadaşlar Tito oyun oynuyor. O özgürlük. Oyunları falan da öğretmiş ya, her şeyi öğretmiş ya İbrahim Bey ona. Ay özgürlük, keyif halinde böyle hafiften böyle çakır keyif oyunlar oynuyor. Ey özgürlük diyerek barmen diyor bak ben ne yaptım. Barmen bir gözünü açıyor şöyle hafiften bakıyor. Karınca barmen hafiften mahcup oluyor. Hemen onu tabii yok etmesi lazım, öldürmesi lazım. Ve parmağını uzatıyor karıncanın üzerine doğru kusura bakmayın efendim diyor. Sizce bu sırada İbrahim abi ne düşünüyor? Merak ediyorum Tito'ya ne oldu? Ölüp yeniden mi doğdu? Hiç ölmedi mi? Sence Tito'ya ne oldu? Ve sen güzel dostum, Tito'ya ne olduğunu biliyorsun ve bildiğini yorumlara yazıyorsun. Bunun için teşekkür ederim. Batmayı gördün ya, doğmayı da seyret. Güneşe, aya batmadan ne zarar gelir ki? Sana batmak görünür, o doğmaktır. Ve sen de annenden doğdun, kültüründen doğdun ve şimdi manaya doğuyorsun. Manaya doğduğun için, evrenle bir olduğun için, çevrende gördüğün her şeyin senin yansıman olduğunu farkında olduğun için, böyle efsane bir insan olduğun için sana minnettarım güzel dostum. Beni böyle sevgiyle, ilgiyle takip ettiğin için lütfen sana olan saygımı kabul et. Ve her zamanki gibi sevgiyle kal güzel dostum. Hatta aşk ile, hatta tutkuyla kal.